Haberin Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'nin hamlesi sonrası komşudan apar topar Birleşik Arap Emirlikleri adımı geldi. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşen Türkiye ile rekabete girişmek için çeşitli akıl almaz adımlar atan Yunanistan, ülkesini yabancı ülkelere açmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında istediği noktaya gelemediği için kendisine müttefik arayışına giren Yunanistan, topraklarındaki ABD askerleri mevcudiyetini artırıyor. Yunan basını, yenilenen ABD-Yunanistan karşılıklı savunma işbirliği anlaşması ile birlikte ABD'nin Yunanistan'daki mevcut 5 üsse ek olarak 4 yeni askeri üssün daha kurulacağını bildirdi. Haberde İskiri Adası'ndaki erken uyarı üssüne ek olarak Salamis Deniz Üssü'ne, Kastelli, Kalamata ve Andravida hava üslerine sahip olacağız ifadeleri kullanıldı. ABD, Didaş'taki kampının bir kısmını, atış poligonunu ve askeri havalimanı yanındaki kampını devretti bilgisi verilen haber şöyle devam etti. 5 ABD üssünde yüzlerce uçak, tank, tank savar silahı, havan topu, zırhlı araç, ağır silah, radar ve hava savunma sistemi olduğu vurgulanan habere göre ek silah sistemlerinin de Yunanistan'a sevk edildiği kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde Yunan Miraj 2005 MK2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip en az 60 adet kullanılmış ancak çok iyi durumda olan Miraj 2009 uçağı bulunuyor. Alınan bilgiye göre Fransa'dan Rafale jeti alacak ülke bu uçakları satmaya sıcak bakıyor. Yunan Hava Kuvvetleri tarafından çok düşük bir fiyata 40 ila 60 adet Miraj 2009'un tüm silahları ile birlikte satın alınması, Yunan F-16 Viper'larının mevcut yükseltme programları ile birlikte Atina'nın hava gücünü ciddi şekilde artıracak. Bu avcı uçaklar olası bir Yunan-Türk çatışması durumunda doğrudan vurma görevinde, yüzey hedeflerine saldırmada ve elektronik gözetleme müdahalede kullanılacak.